Selam, merhaba dostlar. Saat gece 12. Şu anda Türkiye'deki olan gerçek tatilimi başlıyorum. İzmir'e gidiyorum. İzmir Dikili'ye. Bakalım yol macerası nasıl olacak? Arabayı tamamen hazırladım. İzleyelim. Arkadaşlar, ben eski Hisar Yolova hattını kullandım. Osman Gazi Köprüsü'nden geçmedim. Gördüğünüz gibi araba vapura bindim. Gittiğimde de çok fazla sıra yoktu. Çok fazla da beklemedim. Yalova'ya geçtim. Ondan sonra da zaten 3 saatte, 3,5 saatte Mademli tarafına varmış olacaksınız. Yani yolu kısaltıyor arabalı vapur. Tavsiye ederim. Tepe, yer, yürü. Var mı biraz heyecan? Yok, heyecan yok. Anneyi babayı bu sene tatile götürdüm. Arkadaşlar, ben Çandarlı tarafında 3+1 Denize 0 bir daire tuttum. İsterseniz, arzu ederseniz açıklamalarda fiyatlarını yazabilirim ya da mal sahibi numarasını size gönderebilirim. Daire çok kullanışlıydı. 3+1 kocaman bir ailece kalabilirsiniz. 3 tane odası aşağıdaydı. Yukarıda mutfak ve salon vardı. Ama gördüğünüz kanepe, sağ taraftaki kanepe yatak olabiliyordu. Benim babamın engelli olmasından dolayı o kendisi yukarıda yattı. Ön tarafında kocaman bir teras var ve bu terasta isterseniz barbekünüzü, ızgaranızı yapabilirsiniz. Tamamen size ait ki biz yaptık ve çok keyifli de geçti. Akşamları hava karardıktan sonra da keyfinize düşkünseniz masanızı, sandalyenizi deniz kenarına koyup çok rahat yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Kesinlikle kimse size bir şey demiyor. Ev çok kullanışlı. Özellikle aşağısı 3+1'di. Dediğim gibi biz genelde bir odayı kullandık. 2 oda boştu. Hiçbir aileyseniz bence bu daireyi şiddetle öneririm. Özellikle denize sıfır olması bizim için çok büyük avantajdı. Ve ev sahiplerimiz gerçekten mükemmel insanlardı. Bize çok yardımcı oldular.
Burası Denizköy. Denizköy tamamen kumsal, suyu sıcak, küçük bir koy. Çocuklar için ve aileler için ideal. Şiddetten tavsiye ediyorum. Bademli'ye geldiğinizde Kaplıca Koyunu, yani Kaplıca'yı tanıtan insanlar var. Onlara pek fazla itimat etmeyin. Kaplıcalara gittiğiniz zaman aşağıda patika bir yol var. Oradan siz ücretsiz koydan yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da Bademli'yi geçer geçmez 1 kilometre sonra soldan patika bir yol var. Yani toprak bir yol var. Pizza Koyunu oradan gidebilirsiniz. Çünkü bazen tabelayı görmeyebiliyorsunuz. Tabelayı çok yanlış yere dikmişler. Gitmenizi şiddetten tavsiye ediyorum. Neden dersiniz? Özellikle karavan ya da kamp yapmak isteyenler için ücretsiz bir alan. Mutlaka gidin. Denizi mükemmel ama sabah gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü öğleden sonra çok kalabalık oluyor. Yollara dikkat edin. Yolları çok bozuk. Tekeri patlatabilirsiniz. O yüzden yavaş ve tedbirli gidin. Şimdiden gidecek olan tüm arkadaşlara iyi tatiller ve iyi eğlenceler diliyorum. Selam arkadaşlar, burası Ilıca Koyu. Buraya sadece tekneler yanaşıyor. Aslında yürüme yolu olmadığı gözüküyor. Burayı bilenler sadece bu yolu biliyor. Buradan ise Pizza'dan Çavdarlı'ya doğru giderken patika yoldan hemen sağda girilmez bir tabela var. Eğer oraya girerseniz arabalarla belli bir yere kadar gidersiniz. Oradan da yürüyerek 5 dakikada koya ulaşırsınız. Bu koyun bir özelliği ise dağ tepelerin altından, yani taşların altından çok kaynar bir su çıkıyor. Çok sıcak ama. Denizden birleştiği yerde de küçük bir havuz yapmışlar. Tamamen vücuda iyi geldiği söyleniyor. Bilginiz olsun, mutlaka oraya girin ve hatta denizde yürürken bile, yüzerken bile sıcak suyu hissedebilirsiniz. Türkiye'deki bir tatilimin daha sonuna geldim. Müthiş bir evde kaldım. Bir hafta kaldım. Önüm tamamen deniz manzaralıydı. Yani denize sadece, şöyle bakalım, çok yakın göstereyim. Denize sadece birkaç adımlık bir yerdeydim. Çok güzel tatilim geçti. Ev sahiplerimiz oldukça mükemmel, iyi insanlardı. Hepsine şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize çok iyi davrandılar, çok iyi ağırladılar, eksiklerimizi giderdiler, herhangi bir sıkıntı yaşatmadılar. Es abim, Arzu Hanım ve Sedat Bey'e tekrardan teşekkür ediyorum bu güzel tatil için. İnşallah bir dahaki sene aynı sezonda aynı yerde tekrar görüşmek dileğiyle. Yani Türkiye tatilimin bence en keyifli bir haftası burada oldu. Her gün denize girdim.
Her gün plajdaydım. Zaten plaj dediğim gibi, bakın şimdi. Gördüğünüz gibi sahile o kadar yakındık ki arkadaşlar. Sadece 2 metre vardı. Yani biz şezlongumuzu, havlarımızı sahilin hemen kenarına serip orada çok rahat denize girebiliyorduk. Zaten denizin maviliğini görürseniz, berraklığını görürseniz zaten diyebilecek hiçbir şey yok. Oldukça güzeldi. Epey gidiyorsunuz, boyun altında kalıyor. Çocuklar için de gençler için de önerebileceğim bir yer. Sakin, tek bir sorun var. Buraya Ağustos'un ortasından sonra gelmek lazım. Neden derseniz, biraz rüzgar oluyor, deniz soğuk oluyor. Onun dışında denizi tertemiz. Çok fazla koyları var. Çandarlı, dikili, bademli koyları var. Oralar da çok güzel. Doğal kaynak suları var. Oralar da mükemmel. Hepsini gezdim. Ama dediğim gibi en güzel de akşam olduktan sonra, saat 8-9'dan sonra sandalyenizi alıp sahil tarafına oturursanız keyifli dakikalar geçirirsiniz. Ben tatilimden oldukça memnun kaldım. Umarım bir sonraki sezon tekrar burada aynı sahiplerimle birlikte olurum. Herkese bu videoyu izlediği için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İzmir Çandarlı'dan sevgilerle. Görüşürüz arkadaşlar. İşte tatilimin sonu arkadaşlar. Osman Gazi Köprüsü. Bu demek oluyor ki İstanbul'a yaklaştık. Tatil bitti. Çok keyifli bir hafta geçirdim ailemle birlikte. Muhteşemdi. Umarım seneye de aynı koşullarda olur. Üzüldüm. Tek bir taraf var. Tekrar İtalya'ya bir hafta sonra geri dönüyorum. Yeni videolarla sizlerle olacağım. Yeni canlı yayınlarla sizden olacağım. Sorularınızı tekrar cevaplamaya devam edeceğim. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Osman Gazi Köprüsü'nden hepinize kucak dolu sevgiler gönderiyorum. The end. Ve geldim.